Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce aslında göstere göstere gelen, yıllardır konuştuğumuz ama bir türlü önlem almadığımız ve bugün de tam bir patlama noktasına gelen ya da patlayan konunun nasıl bir plansızlık, nasıl bir sistemsizlikle aslında kuralsız tanımaz bir şekilde önümüzde bulduğumuz bombayı çok net bir şekilde herhalde Sayın Çavuşoğlu'ndan dinledik. Eğitimde durum böyle. Acaba sağlıkta durum nedir? Geçtiğimiz zamanlarda, günlerde, aylarda diyeyim, yaptığımız bir ankette toplumun en çok şikayet ettiği konu sağlığa ulaşamama. Biz kendi adımıza, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak gerçekten de bu kürsüden artık sağlıkta sistemi konuşamama, işte hastalar ilaç bulamadı, hastalar doktor bulamadı, ambulans bulamadı, şoför bulamadı ve bu kadar basit konulara sağlık sisteminin indirgenmesinden gerçekten çok ama çok üzgünüz, çok ama çok yorulduk bu konuları konuşmaktan Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ama bu en basit, en temel hizmetlere bile eğer benim hastam ulaşamıyorsa biz bir milletvekili olarak bu kürsüden ne konuşacağız? Hekimler hastalara, hastalar hekimlere ulaşamıyor Sayın Bakan. 11.01'i hiç aramayı denediniz mi? Dün tam 4 saat 11.01'i aradım. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi randevu birimi. Ben ulaşamadım. Hastalar nasıl ulaşıyor bilmem. Oradaki arkadaşlara sordum. Çünkü çok yoğun bir şekilde şikayet alıyoruz. Randevuya, sisteme ulaşamıyoruz randevu almak için. Hekime ulaşamıyoruz bakınmak için. Dedim ki arkadaşlar bir bakın, örneğin kulak burun boğaz servisinde randevular ne zaman? Ne zamanmış biliyor musunuz? Bu ayın randevuları doldu. Eğer tekrar randevu almak istiyorsanız 20 Mart'tan sonra tekrar randevu birimini arayın 11.01'i. Tabii ki ona da ulaşabilirseniz. Genel cerrahi de aynı durum ve aslında birçok yerde. Sayın Bakan, çıkıyorsunuz bize onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yaptım, şunu yapacağım diyorsunuz. Allah aşkına bunları yapmayın, bu büyük işleri de hastaların hekime ulaşmasına izin verin, hastaların hekime ulaşması ile ilgili sistemi kurun. Randevu birimini düzeltin, insanlar, hastalar randevu birimine ulaşabilsin, hekimlerden randevu alabilsin. Çok komplike şeyler istemiyoruz, artık demiyoruz Defkoşa'ya yeni bir hastane falan. Artık lüks oldu 10 yıldır söylediğimiz şey. Ve MRI randevuları, Haziran sonuna randevu verilebiliyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Doppler, Mayıs sonuna. Tomografi, Mayıs başına. En rutin tetkiklerden biridir tomografi. Artık özel kliniklerde bile tomografi vardır. Mausa'da ortopedi ve göz bir ay sonra, sadece Burhan Nalbantoğlu değil, yani param yoktur ya bir otobüs parası vereyim de gideyim Mausa'da bakınayım da diyemezsiniz. Orada da bir ay sonraya randevu bulabiliyorsunuz. Ve Sayın Bakan, 13-14 tane radyoloji uzmanınız vardır sizin bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde. Biz MRI okutmalarını yurt dışından hizmet alalım derken 3 veya 4 kişiydik. Şimdi nasıl olur da hala daha 13-14 tane radyoloğun olduğu bir merkezde siz MR randevularınızı hala daha yurt dışında okutuyorsunuz? Yani bunları düzeltin Sayın Bakan. İstemiyoruz, hastane falan yapmayın. Bunları düzeltin. İnsanlar hekime ulaşabilsin, tekkiye ulaşabilsin. En azından elinizdeki insan kaynaklarını doğru kullanmayı başarın. Bunu yönetin, elinizdeki cihaz kaynaklarınızı doğru kullanın, bunları düzeltin. Gerçekten de ben artık sizden çok daha fazla veya bu hükümetten diyeyim, çok daha fazla bir şey bekleyemiyorum yani. Ve birkaç hafta önce, aslında birkaç hafta değil, yani zaman da o kadar çabuk geçiyor, birkaç ay önce size 112 acildeki çok büyük sorunlardan bahsetmiştim. İşte demiştiniz ki 5 tane ambulans çıktık,
teklif atan olmadı. Yeniden yapacağız. Şimdi iki tane bağış geldi. Teşekkür ederiz bağış yapan insanlarımıza da buradan. Ama Sayın Bakan, siz biliyor musunuz ki Güzelyurt'ta hastane yok. Sağlık merkezini 24 saatten yarım güne indirdiniz. Yine doğru dürüst nöbet de yok ona kadar güya, ama kağıt üzerinde ona kadar. Yani bölgede hekim olmayan bir yerde tek bir tane ambulans var. Böyle bir şey kabul edilebilir mi Sayın Bakan? Yani Güzelyurt bölgesinde o bir ambulans, ki çoğu zaman da hasta taşımada kullanılabiliyor. Bunu da sizi uyardık. Bunu da söyledik. Hele daha bu da düzelmedi. Ve o veya arıza çıkarabilir. Ne olacak o Güzelyurt bölgesindeki insanların hali? Geçen gün Akçay'dan aradılar beni. Bir vakaya ambulans tam 45 dakikada gitti. Yani 45 normalde maksimum 15 dakikada gitmesi lazım. Uluslararası standartlar var. Yani o 45 dakikada eğer ambulans geliyorsa o insan nasıl hayata tutunacak? Bir kalp krizi geçirmişse, bir başka türlü ağır acil bir vakaysa tutunamaz Sayın Bakan. Bu konuda Güzelyurt bölgesine o gelen iki tane ambulans vardı. İvedi olarak bir tanesini vermek zorundaydınız. Vermediniz Sayın Bakan. Vermediniz. Çünkü Güzelyurt bölgesini maalesef yıllardır böyle, hani Narenciye'de de yaşıyoruz bunu, başka türlü konularda da yaşıyoruz. Sağlıkta da hala daha gözden çıkarmaya devam ediyorsunuz. Buradan ısrarla altını çiziyorum. Güzelyurt bölgesinin çok İVD olarak bir ambulansa ihtiyacı var. Bir şekilde bulmak, elinizdeki kaynakları doğru organize edip oraya ikinci ambulansı vermek zorundasınız. Çünkü orada insanların gidebileceği bir hastane yok, gidebileceği gece herhangi bir sağlık merkezi yok. Onun için en azından bir ambulans olsun, bunu bu insanlara lüks görmeyin. Özellikle Lefkoşa bölgesinde çok ciddi şoför eksikliği var dedik ambulans konusunda ve ben açıkçası bekledim. Çünkü o kadar partizanca istihdamlar, mevsimlik işçiyle istihdam yaptınız ki en azından bu insanları bir eğitin de oraya bir şoför olarak verin diye gerçekten bekledim. Evet, bir şoför gönderdiniz. Polis tarafından ehliyeti alınan zaten ambulans ambulansı kullanma yetkisi olmayan bir arkadaşı oraya gönderdiniz. Hiçbir eğitim almayan, ehliyeti olmayan, ambulans kullanma ehliyeti de olmayan, normal ehliyeti de olmayan, oraya oturtmak için, orada otursun diye bir arkadaşı maalesef gönderdiniz. Hiçbir eğitim verilmiyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aylardır ne ambulans şoförlerine. Bir ilk yardım eğitimi verilirdi. Bir trafik eğitimi verilirdi. Bunu vermek zorundasınız. Yani ambulans şoförü dediğiniz insan normal arabasını kullanıp bir yerden bir yere gitmez. Hastayla muhatap olur. Hemşireye yardım eder, doktora yardım eder. Bir ilk yardım, bir tıbbi eğitim alması lazım. Siz öyle sıradan sokaktan bulduğunuz herhangi birisini ambulans şoförü yapamazsınız. Böyle de maalesef bir sorun var. Ve sormak zorundayım. Geçtiğimiz hafta kadınlar haftasıydı. Kürtaj direktif verdim. Başlayacak dediniz Sayın Bakan, hastanede sordum. Böyle bir şey yok. 2019'dan sonra hiçbir hastanemizde kürtaj yapılmıyor. Hani direktif vermiştiniz? Bunu en az 3 ay 4 ay önce söylediniz Sayın Bakan. Önce söylediklerinizin arkasında duracaksınız ve aslında ihtiyaç olan konuları yapabilir hale getireceksiniz. Hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu ekonomik krizde insanlar özel sağlık hizmetlerine mahkum edilmiştir. Gidemiyorlar, doktor bulamıyorlar, MR çektiremiyorlar. Bir kadın en doğal hakkı, en doğal doğurganlık hakkı olan kürtajı yaptıramıyor devlet hastanesinde. Böyle bir sistemle, böyle bir durumla karşıyayız. Neyi konuşacağız? Ne hastanesi isteyeceğiz biz? İlaç eczacılık dairesini de söyledim bu kürsüden. Hala daha ilaç eczacılık dairesinde işte
girişleri, çıkışları kontrol edeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız dediniz. Hala daha yetkili imza atacak bir arkadaşımızı maalesef oraya görevlendiremediniz. Teşkilat yasası da yapıp yollayamadınız. Hala daha polis kendi raporlarını imzalatmak için sırada bekliyor, kuyrukta bekliyor. Hala daha orada bir kaos. Hiçbir şekilde ilaç takip sistemi kuruyoruz dediniz. Böyle bir şey yok. Sürekli takip ediyorum. Sürekli oradaki arkadaşlara soruyorum. Yani Sayın Bakan çok ama büyük işler beklemiyoruz sizden. Sizden beklediğimiz aslında çok basit insan hakkı olan, temel hasta hakkı olan konulardır. Devlet laboratuvarı yapacağız diyorsunuz. Ben bunu soru olarak soruyorum. Nasıl bir projeyle yapacaksınız? Elinizdeki proje nedir devlet laboratuvarıyla ilgili? Çünkü çok güzel bir proje yapılmıştı ama o proje tam 1,5 yılda bitmişti. Ve onun tozlu raflarda olduğunu da biliyorum. Şu anda kullanacağınız devlet laboratuvarının projesi nedir? Prefabrik binalara, eski devlet laboratuvarının avlusuna bir yapı mı yapacaksınız? Yoksa gerçekten de donanımlı, böyle çağa uygun, çağdaş, akredite edebileceğimiz bir devlet laboratuvarı mı yapacaksınız? Devlet laboratuvarında da çok ciddi personel eksiklikleri vardır Sayın Bakan. Bazı branşlar kapanma noktasına gelmiştir. Devlet laboratuvarının teşkilat yasasının bir an önce yenilenmesi gerekir. Mikrobiyoloji örneğin şubesinde ciddi sıkıntı vardır. Bunu da gündeminize almanızı İVD olarak sizden rica ediyorum. Elbette ki halk adına, toplum adına. Ve son dönemde çok ciddi bir, biraz önce de konuydu, gündemdi. Belli ki önümüzdeki aylarda konu ve gündem olmaya uzun bir süre devam edecek üniversitelerimiz. Bu ülkede aslında göz bebeğimiz, gururumuz olmasını istediğimiz, çünkü o kadar büyük katkıları olduğunu biliyoruz ki bu kurumların. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tıp ve diş hekimliği eğitimiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir planlama ve programlaması var mı? 2006'dan beri Kıbrıs Türk Tabipler Birliği bu ülkede en çok bir tıp fakültesi, en çok bir diş hekimliği fakültesi olabilir der. O bile fazla. Çünkü hepimiz de biliyoruz, hekim olanlar bunu çok iyi bilir. Dünya Sağlık Örgütü her 1 milyon nüfusa bir tıp fakültesi, her 1 milyon nüfusa da bir diş hekimliği fakültesi var. Şu anda bizim ülkemizde Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tam 8 tane tıp fakültesi, tam 8 tane de diş hekimliği fakültesi. Yetkin olmayan hekimler yetiştirme konusu apayrı ve çok ciddi bir konudur. Çünkü diş hekimliği ve tıp fakültelerinin laboratuvarları insandır. Çeşitli vakalara bakacaklar, değişik vakalar görecekler, yetkin bir şekilde hekim olacaklar ve insanlığın önüne, insanlığı kurtarabilme adına meslek icra etmeye başlayacaklar. Staj yapabilecekleri doğru dürüst yerleri yoktur bu üniversitelerdeki çocuklarımızın, maalesef yetişecek olan göz bebeklerimizin. Bununla ilgili devlet hastanesinde de ciddi bir çalışma, bu çocuklara staj yaptıralım veya bu çocuklarla ilgili daha yetkin yetişsinler diye bir önlem alalım diye bir konu yoktur. Bu konuyu bugünkü kısa konuşmam içinde sığdırmayacağım. Yine başka bir konuşmada gündeme getireceğim ama şunu söylemek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok çarpıcıdır rakamlar, son aldığım rakamlar. Çünkü sürekli böyle 6 ayda bir bu rakamları alsak da her baktığımızda gerçekten hem şoka uğruyoruz, hem çok ciddi kaygı duyuyoruz, hem de gerçekten çok şaşırıyoruz. Bugün ülkemizin tıp fakültesi, tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan tam 628 tane KKTC'li öğrenci var. Bunların 189'u yurt dışında. Bizim ülkemizde 439 tane 6 yıl sonra mezun olacak olan hekim var.
Toplamda yurt dışı Türkiye, İtalya ve diğer ülkelerle birlikte sayacak olursak toplam 628 tane 6 yıl içinde bu ülkeye hekim gelecek. Şu anda kaç hekimimiz var biliyor musunuz? 950 tane. Yani biz 6 yıl içinde neredeyse bu rakamı ikiye katlayacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce Eğitim Bakanlığı'nın konuşmasında da çok net tanık olduk. Özellikle de eğitim kurumlarına verilen izinlerle. Hiçbir planlama ve programlama yoktur bu sayıların içinde. Ne olacak bu çocukların hali? Bu çocuklar diğer doktorların yanında stajyer olarak mı çalışacak? Hemşirelik mi yapacaklar? Ne yapacak bu çocuklar? Yoksa bu ülkede kalmayacaklar mı? Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki 6 yıl içinde gerek özelde gerekse kamuda kaç tane hekim ihtiyacının olduğu bilgisi var mıdır? Ve siz hala daha tıp fakültelerine bu kadar çok öğrenci alınmasına müdahale etmiyorsunuz, izin veriyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir şekilde bir kota koymuyorsunuz. Tekrar ediyorum çünkü rakamlar çok çarpıcıdır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tam 628 tane öğrenci tıp doktor gelecek önümüzdeki 6 yıl içinde ve şu anda 950 doktor var. Yani yarısından daha fazlalı. 2000'e yaklaşık, 2000'e yakın hekim olacak 6 sene sonra bu ülkede. Bunların hepsi Kıbrıslı çocuklar, KKTC vatandaşı çocuklarımızdır, bizim çocuklarımızdır. Yani bunlar yurt dışından gelen yabancı öğrenciler değildir. Ve diş hekimliğinde Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konu çok daha vahimdir. Şu anda halen 390 tane diş hekimi Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ne üyedir. Önümüzdeki 6 yıl sonra 398 tane daha gelecek. Yani tam iki katı. 800 tane diş hekimi olacak. Şu anda o kadar çok diş hekimine tanık oluyorum ki Sayın Başkan, diş hekim, Sayın Milletvekilleri, mezun olup da iş bulamayan, gelip kliniklerimize bize yalvaran, ne olur geleyim, parasız çalışayım, bakayım, sadece göreyim. Çok ciddi bir sorundur. Yani siz hekim olmuş insanlara diyorsunuz ki sen iş bulamayabilirsin. Ha, hekim olmuş insanlar eğer yetkin de değilse zaten kendine güveni de olmaz, mesleğini icra edecek yeri de olmadığı zaman nasıl bir toplum yetiştirdiğimize bir bakalım. Yani bir hekimin kendine güvenmesi, mesleğini doğru icra etmesi, başarılı olması, işte yeterince maddi anlamda kaynaklarının olması çok ama çok önemli bir konudur. Bu aslında toplum kalitesini de belirleyen bir konudur. Bununla ilgili Sayın Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nı aslında çok ciddi göreve davet ediyorum. Bu konuyu oturup Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile ciddi şekilde konuşmak, planlamak ve bununla ilgili hani bu içine düştüğümüz çok ciddi üniversiteler krizini belki bir fırsata düşürebiliriz, dönüştürebiliriz ve bu konuyla ilgili doğru düzgün önlemler alırız. Çünkü bu gerçekten de sürdürülebilir bir yapı değil. Göz göre göre araba duvara çarpıyor, çarpacak. Ama biz maalesef sadece ve sadece izliyoruz. Bu hafta Yaşlılar Haftası. 18 Mart, 24 Mart arası yaşlılarımız. Bir toplumda yaşlınıza, çoluğunuza, dezavantajlı gruplarınıza ne kadar çok değer verirseniz aslında o sizin medeniyet seviyenizi veya insani boyutlardaki politikalarınızın ne oranda olduğunun en önemli göstergesidir. Kalkanlı yaşam evine hala daha Sağlık Bakanı bir hekim ve bir hemşire veremiyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben bu sorunların gölgesinde artık gitmeyen, yürümeyen ve bu hükümetten de gerçekten kendi adıma tüm umudumu kesen biri olarak bunları yine de söylemek zorunda hissediyorum kendini. Ama ne olur ya bunları yapın ya da çekip gidin. Çünkü bu şekilde topluma herhangi bir fayda sağlamıyorsunuz. En basit sorunları bile
çözmekten acizsiniz, aciz kalıyorsunuz. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Besim. Teşekkürler Sayın Başkan, ne kadar güzel ve doğru söylediniz. Sayın Bakan, yani çoğu zaman hani sorduğumuz, anlıyorum, Sağlık Bakanlığı hasta odaklı, insan odaklı, hizmet odaklı bir bakanlıktır ve illeki her gün bir sürü ilaç, bir sürü alet, bir sürü cihaz, bir sürü hizmet yapıyorsunuz. Ama çok temel konular vardır. Randevu sistemini sordum size. Hiçbir şey söylemediniz. Sadece tomografiyi sormadım. Sadece tomografiyi anlattınız. MR'ı sordum, Doppler'i sordum. Bir ay sonraya randevu alamayacak hastaları sordum. Bunlarla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Şunu sorayım size. Cengiz Topel Hastanesi'ne kuracağınız tomografi hangi tomografidir? Mausa'dan söktüğünüz tomografi. Evet. Neden oraya'dan söktüğünüz da Cengiz Topel'e kuruyorsunuz? Yani hani orada görüntü kalitesi iyi değildi, Cengiz Topel'e mi gidiyor? Hayır. Yani bunu çok soruluyor bana. Beyin cerrahlarının ve nörologların özel bazı çekim talepleri var. Uzmanlık, üst uzmanlık alanlarında. Bunları sağlamadığı gerekçesiyle yeniledik. Zaten şu anlıyorum, anki teşekkür Cengiz, ederim. Şu anda Cengiz Topel Hastanesi'nde rutin, özellikle rutin çekimlerde ve trafik kazalarında kanama var yoku görebilmek açısından o tomografi cihazı fazlasıyla hizmet edecek niteliktedir. O yüzden söküp de bekletmek yerine ihtiyacı olan bölgeye hizmet olarak sunmak çok daha mantıklı bir... Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Yataklı tedavi kurumları bu mecliste tam 5 sene sonra çok büyük uğraşlarımızla, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de çok büyük uğraşlarıyla geçti. Sırf Sağlık Bakanlığı hekim alabilsin, hemşire alabilsin, sağlık personeli alabilsin diye. Şimdi çıkıp da bize burada lütfen işte hekim yoktur, hekim alamıyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım değildir Sayın Bakan. Siz hesapladınız ve bu ülkede 6 yıl sonra bu ülkenin 690 tane daha tıp hekimine mi ihtiyacı olacak? Yani siz diyorsunuz ki ben şu anda hekim bulamıyorum. Sadece bu yıl mezun olacak onlarca, belki de yüzün üzerinde hekim çıkacak. Sizin yapmanız gereken bu insanları çağıracaksınız, bu insanları yönlendireceksiniz, bu insanlara sahip çıkacaksınız. 6 yıl içinde nerede görülmüştür bizim gibi küçücük bir ülkenin 690 tane daha hekime ihtiyacı olacağı? Bu tamamen kuduru verilmiş bir hesaptır. Beklerdim ki bana diyesiniz, biz hesapladık işte bu konuda böyle ihtiyacımız olacak. Bu konuda şu anda da işte örneğin 50 tane pratisyen hekime ihtiyacımız var. Böyle bir cevap verseniz bu anlaşılır. Ama siz bana derseniz ki çıksın kaç tane olursa olsun da benim şu anda ihtiyacım yok. Ben de size derim ki hayır, sizin 6 sene sonra 690 tane daha tıp hekimine ihtiyacınız yoktur. Olamaz, olmayacaktır. Hiçbir istatistik bilgi böyle bir şey vermez. Diş hekimi branşım olduğu için birebir diş hekimliğinden mezun olan çocukların maalesef mağduriyetini, perişanlığını, sorunlarını yaşıyorum. Sağlık Bakanı olarak bu da sizin sorununuzdur. Şu anda bile bu kadar büyük sorun yaşayan diş hekimliği sektöründe, diş hekimliği konusunda 390 tane daha 6 yıl içinde diş hekimi gelecek. 2 tane, 2 katına katlanacak. Bizim dönemde ne mi yaptık? Eczacılık, KKTC'li vatandaşların, yurttaşların eczacılık fakültelerine girmelerine kota getirdik. Maksimum 3 tane dedik. Diş hekimliğinde kota getiriyorduk. Maalesef ömrümüz yetmedi. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren konulardır. Siz de bu planlamaları yapabilirsiniz Sayın Bakan. Bunları eleştiri olsun diye söylemiyorum. Bilgi olsun diye, farkındalık olsun diye, dikkatleri çekelim diye söylüyorum. Çünkü bu gelecek hepimiz, bu gelecek çocuklarımızın geleceğidir. Bu ülkenin 6 yıl içinde 400 tane daha diş hekimine ihtiyacı yoktur Sayın Bakan. Bunu da eğer siz YODAK'la veya inşallah içinde bulunduğunuz hükümetiniz doğru düzgün bir planlama yapar da bu yüksek öğrenimin düştüğü durumu düzenler, onlarla birlikte siz de
konuya vakıf olursunuz, konunun içine dahil olursunuz ve bir şekilde inisiyatif alırsınız diye bugün bu konuyu gündeme getirdim. Çünkü sağlık konularında da evet, bu ülkede çok ciddi sağlıkçı enflasyonu yetişiyor. Bu ülkenin geleceğini karartacak, o çocukların geleceğini karartacak. Çoğu zaman da ülkelerini terk etmek zorunda bırakacak şekilde. Sadece farkındalık yaratmak istedim. Çünkü bu önemli bir konudur Sayın Bakan. Dediniz ki Ercan'a evet, bir 112 ambulans açılmalıydı. Zaten kapatıldı. Çok yanlış bir kararla kapatıldı. Ama şoförümüz yok Sayın Bakan. Şoför almadınız. Hangi şoförle açacaksınız? Siz ehliyeti olmayan, eğitimi olmayan, oturmak üzere bir şoförü bugün Burhan Nalbantoğlu 112'ye gönderdiniz. Nasıl açacaksınız şoför almadan? Ve Musa Devlet Hastanesi 3. basamak olacak. Olsun, çok güzel olur, gereklidir. Oradaki halkın buna çok ihtiyacı vardır. Özellikle de Karpaz gibi çok uzaklarda kalan bir bölge olduğu sürece. 3. basamak demek nöroloji uzmanınız da olacak, göğüs hastalıkları uzmanınız da olacak, daha birçok uzmanınız olacak. Sizin nöroloji, göğüs hastalıkları, Burhan Nalbantoğlu'ndaki hekimlerinizi Mausa'ya yönlendirebiliyor musunuz? Hayır, hekim hakları veya çalışan haklarıyla ilgili değildir bu. Kadro açarsanız, kadrolar Mausa olursa o insanlar da girer, kadrolu olarak Mausa'ya yerleşir, sözleşmeli olmadıkları müddetçe. Bakın ben size buradan yolumu da söylüyorum. Mausa'da evet çalışırlar. Teşekkür ederim. Elbette ki çok konuşmacı var. Sağlıkta hiç bitmeyen denizler ya bir konu. Onun için ben buradan sabırla bizi dinleyen vekil arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Tek bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul'da tıp fakültesinde okuyan veya ihtisas yapan gençlerle bir araya gelip onları dinleyeceğiz. Ve bizim projeksiyonumuz onların beklentilerini bir araya getireceğiz. Yalnız bir şeye dikkat ederim. Benim için önemli. Temel insan hak ve özgürlükleri. Bunun içinde eğitim hakkı da vardır. Ve insanların kendilerine ait bildikleri, istedikleri sahada eğitim alma haklarını bizim gasp etme hakkımız yok. Ama yönlendirme hakkımız var mı? Şuraya girersen bu olur, buraya girersen bu olur. Bunu söyledikten sonra takdir gençlerimizindir. Bilerek, isteyerek kendi kariyer planlamalarını yapabilirler. 6 yılın sonunda 600 hekim bitirecek. 690. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı ihtisasa devam edecek. Onların bir kısmı da yan dallara gidecek. Dolayısıyla bunlar hemen sağlık sistemine dönecek noktada değil. Genç hekim arkadaşlara halen ülkemizde ciddi ihtiyaç vardır. Ben planlamasını gördüğüm için söylüyorum. Sayının abartılarak artırılması her meslek grubunda olduğu gibi hekimlikte de belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra sorun oluşturabilir. Bunu tüm kamuoyuna yalın bir şekilde anlatarak ama insanların eğitim alma haklarından vazgeçmelerini talep etmeyerek, bilinçlendirerek bu topluma yön vermemiz gerekir diye düşünürüm. Herhalde bu anlamdaydı sizin de dikkat kesinlikle çektiğiniz nokta. Kesinlikle eğitim hakkından bununla hiç kimse ilgili, vazgeçmez. Bununla ilgili sağlık ateşeleriyle de görüştüm. Önümüzdeki günlerde, yakın bir gelecekte Ankara ve İstanbul'da başta olmak üzere en yoğun oradadır o iki grup. Onlarla bir görüşme yapacağım. Gerekirse bazı bölgelerde daha tekrarlayabiliriz ileriki günlerde. Bu anlattığınız gerekçeler bizim önceden düşünüp planladığımız ve öğrenci arkadaşlarımızla, ihtisas yapan meslektaşlarımızla bir araya gelme ihtiyacını oradan doğurdu. Onun için gene yapılan toplantılarla ilgili ben bilgi veririm sizlere. Diş hekimliğini de özellikle gündeminize almanızı rica ederim Sayın Bakan. Ciddi sorun var. Teşekkürler, saygılar. Teşekkürler Sayın Besim.